Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim size hoşunuz geldi hadi hazırsanız gündemi değerlendireceğiz alınsın çaylar kahveler sodalar geçilsin en rahat köşeye bugün İstanbul e, gündüz yağmur yağdı bir önceki günüyle şakır şakır biraz hava rahatladı sanki çok sıcaktı arkadaşlar ama bir iki gündür güzel bir hava var dedikten sonra Aypaşa tam da ayakkabılarım var arkamdasın oğlum Paşayı bugün çok gezdirdim. Ee, enteresan, sıkıldıkça geliyor. Ee, Kaka hadi gidelim diyor. Hayvanlar bile bazen e, evde böyle nasıl diyeyim ki çok da sık çıkarmama rağmen oturuyorum. Geliyor beni o oturduğum yerden zorla kaldırıyor. Hadi beni gezdir diye. Ben de her sıkıldığında çıkardım. Bugün 5-6 kez çıkmışızdır arkadaşlar. Dedikten sonra hazır mıyız bakalım neler olmuş. Aslında üzücü haberlerle başlamayı sevmiyorum programıma ama ah Safiye'm canım benim e, önce Safiye Soyman'a başsağlığı diliyorum ve gerçekten yılın annesi ödülü verilecekse bir kadına Bence Safiye Soyman'a da verilmeli diye düşünüyorum. E, MS hastalığıyla boğuşan oğlunu e, sabah kaybetmiş zannedersem e, ve ben bu acıya nasıl dayanacağım diyor. Gerçekten çok zor. Ona bir bebek gibi 20 senedir mi yalan olmasın 25 senedir mi Hastalandığından sonra ona bir bebek gibi baktı. Safiye Soyman evlat acısı yaşıyor. Safiye Soyman'ın oğlu Harun 47 yaşındaymış. Bu sabah vefat etti. Haberi alınca yıkılan Soyman bu acıya nasıl dayanacağım? Allah canım yavrum gitti, e, uykusunda öldü yavrum demiş. Ah canım benim Safiye'm gerçekten sabırlar diliyorum, baş sağlığı diliyorum ve demiş ki gece konduda çadırda yaşasaydım da oğlumun sağlığı olsaydı demiş. Ah ah. Ay her şey işte ne diyeyim aslında ölüm e, giden için kurtuluş ama kalanlara zor geride kalanlar için e, zor diye düşünüyorum ne diyelim baş sağlığı dileyelim e, anlıyorum insan her ölüm erkendir e, bunun ne yaşı var arkadaşlar ne hastalığı var İnsan bir yakınını kaybettiğinde acıların en büyük evlat acısıymış arkadaşlar 6 ay sürermiş ve e, yani Biyolojik acılar test edilmiş. Aşk acısı 3 aymış. İşte onu böyle 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 bir okumuştum ben arkadaşlar. En ağır evlat acısıymış. Yani insanı e, Rabbim evlat acısıyla sınamasın. Gerçekten üzücü bir durum. Ee, Ankara'dan hatırlıyorum. Ben ilk yıllar otururken e, Ankara'da Safiye Soymanem e, sahne alıyordu. Hem de işte ben yakın oturuyorduk zannedersem Gazi Osman Paşa tarafında oturuyordum. Ee, yani çok ilgilendi oğluyla ya. Gerçekten e, yapılması gereken her şeyi yaptığını yaptığını düşünüyorum. O yüzden içir bir nebze olsun rahattır. Tabii ki evladını kaybetti, acısı büyüktür ama hani şunu demez yani şunu da yapamadım, bunu da yapamadım, şu eksik kaldı diyeceği bir şey e, olmadığını düşünüyorum. Ay uykusunda öldü falan demiş ya. Gerçekten acısını hissettim bugün gördüğümde. Böyle oturduğum yerde ay oldum sizde de olur mu? Hani böyle boş bulunursunuz da öyle bir içimden geldi. Acısını hissettim sanki. Ne diyeyim? Sabırlar diliyorum Safiye Soyman'a ve baş sağlığı diliyorum. Dedikten sonra işte böyle sevgi bağları güçlü insanların kayıpları da çok can yakıyor yakın zamanda işte birkaç gündür görüyoruz. Akın Akın Özü de annesini kaybetti ve bakın o da nasıl bir paylaşıda bulunmuş Akın Akın Öz şöyle teşekkür etmiş canım benim ya o da ne güzel bir anne oğul ilişkileri varmış ilk aşkımdı diyor annesi için yani ne güzel bir anne oğul ilişkisi ki bakın neler söylemiş biricik annem özlem ak özümük sonsuzluğa uğurlarken Bizleri yalnız bırakmayarak gerek yakından gerek uzaktan acımızı paylaşan tüm sevenlerimizin gösterdiği annem arkasında çok güzel bir aile bırakmış. Annemin gözü arkada bırakmadığınız ve onun huzurla uyumasını sağladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız demiş. Hayranlarına ve yakınlarına yanında olanlara bu şekilde bir teşekkür etmiş. Bu arada... Akın Akın Öz'ün daha önce uzun süre çalıştığı oyuncu arkadaşı Ebru Şahin'e magazinciler yine sormuş. İşte sizi cenazede göremeyince vefasızlık falan. O da diyor ki hani buna cevap bile vermek istemiyorum. Şehir dışındaydım, aradım, başsağlığı diledim. Aslında insanların iş çok mu fazla beklenti içine giriyorlar? Yani magazin de bazen amacını aşıyor. Böyle bir soru sorulur mu? Yani Tabii ki ölüm bu. Herkes mesai arkadaşının, yakın arkadaşının cenazesinde bulunmak ya da ne bileyim başsağlığı dilemek gibi böyle nezaketen bir takım şeyler gelişir ama kimsenin de mecburiyetleri yok arkadaşlar. Kızı böyle sıkıştırmışlar durmadan bu soruyla neden gitmedin, neden gitmedin? Bak Hande Erçel bile gitti, sen niye gitmedin gibi. Ne bileyim ya bana çok da saçma geliyor. Ay kaybeden kaybedene İbrahim Tatlıses de kuzenini mi kaybetmiş zannedersem? Ee, İbrahim Tatlıses'in de acı günü. Kuzeni hayatını kaybetmiş. İbrahim Tatlıses'in kuzeni İsmail Tatlı yaşamını yitirdi. Ölüm haberiyle e, ünlü ismini oğlu Ahmet Tatlıses duyurmuş. Bunların da ailesine başsağlığı dileyelim ve yolumuza devam edelim isterseniz. Dün Ebru Gündeş'i konuştuk. Ebru Gündeş daha doğrusu Beyaz Masa'nın iddiaları vardı. Ne demişti? Ee, Bilal Özcan ve Pınar Eliç'e e, Eylül gibi boşanma kararı alacağını Hatta dedi neden dedi Ebru Gündeş'le resim paylaşmıyorsun, niye onunla kol kola görünmüyorsun, kriminal bir durumun mu var, araman mı var, bilmem ne mi var. Ebru Gündeş zayıfladı, mutsuz, işte mutlu değil odur, budur. Böyle iddialar havada uçuşuyordu. Ve ben ne demiştim? Resmi kendilerinden bir açıklama henüz yok. Ebru Gündeş evlendiğine pişman diyenlere inat İyi ki de cevabını verip bir resim paylaşmış. Yalnız resim sanki bir hayranlığıyla çektirmiş gibi duruyorlar. Yani o kadar böyle mete zoru ki yani tüm bu yaşananlardan sonra formaliteden çekilmiş bir resim gibi geldi bana da. Çok da böyle inandırıcı değil. Ee, yani işte eşiyle bir fotoğraf çekip koymuş. Bir de üst, altına da iyi ki diye yazmış. İyi kim diyor yani adamdan için. Yani öyle söylenildiği gibi bir boşanma ya da mutsuzluk yok demiş söylemleriyle. E ne diyelim? Yoksa Allah mutlu etsin. Yani yapacak bir şey yok ama Kıbrıs konserini hamileyim diye öyle bir yalandan numarayla e, gitmemiş, kabul etmemiş ama o bizim hadise ateş parçası gibi Kıbrıs'ta e, konser verecekmiş yarın akşam. E versin anacım. E, zaten ne demiştim? Hadise altın çağını yaşıyor. Kıbrıs'ta konser vermesinde kim konser versin? Bu arada hadise demişken bunlarınki de biliyorsunuz ezeli Seren Serengil'le e, Gülben Ergen düşmanlığı gibi bir şey olarak kalacak herhalde. Tarihi öyle geçecek. E, Ebru Gündeş hadise düşmanlığı mı diyelim ya da e, kırgınlığı mı diyelim ne derseniz küslüğü mü diyelim bunlarınki de böyle devam edecek. Hadise bu sokak hayvanlarıyla ilgili bir paylaşıda bulunmuş. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü biz ne söylersek söyleyelim birileri bunu yanlış anlamakta ısrar ediyor. Sanki biz bu konu çözülmesini istiyoruz ya da ne bileyim e, bu konunun çözümü illaki e, onların yok edilmesiyle olacakmış gibi bir bakış açısına sahip olanlar da var. Ve bakın hadise neler söylemiş sokak canlıları ile ilgili. Hayvanları uyutacağız dendiğinde aslında onları öldürmekten bahsedildiğinden haberiniz var mı? Uyutmak Öldürmek, hiç mi bir sokak uyutmak demek, öldürmek demek demiş ve devam etmiş. Hiç mi bir sokak hayvanının başını okşamadınız? Hiç mi bir sokakta yaşayan hayvana yemek vermediniz? Hiç mi e, kendinizden olmayan bir canı sevmediniz? Bu kötülük neden? Onlar yaşamak için bizlere muhtaç. Onlar Allah'ın sessiz kulları. Allah'ın verdiği canı almak nedir? Katilliktir, e, katliamdır. Elbette önlemler alınmalı. Elbette onları yaşatmak için iyi şartlar sağlanmalı. Her şehirde barınaklar yapılır. Canlarımızı iyi şartlarda yaşatmak için elimizden gelen ne varsa yapılmalı. Sokak hayvanları için kısırlaştırma ve gerekli aşıların yapılması, yasaklı ırkların koruma altına alınması, cins köpek üretiminin durdurulması ve evcil hayvan e, satış yasağı gibi adımlar atmak varken onları öldürmek neden diye isyan etmiş, katılıyorum kendisine. Ee, her fırsatta da söyleyeceğim arkadaşlar. Doğayı katletmekle herhangi bir türü yok etmek, bunlar bir insanı öldürmekle eş değer bence. Yani tabii ki insan çok değerli. Hemen insandan üstün mü tutuyorsunuz diyenleri duyar gibiyim. Hayır ama bir ağacı, ağacı kesmek, yok etmek, ormanı yok etmek, e, tabiatı zarar vermek, hayvanları ya da... E, Hangi tür olursa olsun onların yok olmasına neden olmak, o tarz eylemlerde bulunmak, keyfi eylemlerde bulunmak gerçekten insanlık dışı diye düşünenlerdenim. Şimdi düşünsenize e, belki bazıları e, hiç yaşanmaması gereken mağduriyetler yaşadı okey ama masum, e, korkan bir canlıyı öldürmek de Doğru mu? Yani düşünsenize saldırgan değil, belki de çok masum. Yani öyle masum olanları da var ki onların da toptancı zihniyetle öldürülüyor olması kabul edilir bir şey değil diye ben de düşünenlerdenim arkadaşlar. Bir takipçim Ankara'da pazar günü eylem var gidecek misiniz diye sormuş bana. Yani İstanbul'da yaşadığım için e, keşke burada olsa da katılsak gerçekten katılanlara da büyük saygı duyuyorum. Yani vicdanını yitirmemiş vicdanıyla hareket eden, hayvansever demeyeceğim birçok insan var diye düşünüyorum. Hem evlerinde hem de dışarıda bu e, öldürme, katletme durumunu istemeyen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz yolculuğumuza bakalım e, neler var. Evlenmeyeceksin şartı gelmiş bir e, 2024 World Miss Europe yarışmasında birinci seçilen Elmas Yılmaz'a oyuncu olmak istediğini söylüyor. Lübnan'da düzenlenen kız Lübnan'da savaş yok muydu? Lübnan değil miydi? Neresi o? <laughs> Ay 2024 World Miss Europe yarışmasını kazanan Elmas Yılmaz oyunculuk yapmak istediğini ama menajer aradığını, menajerlerin de evlenmeyeceksin şartı getirdiğini söylemiş. Bu işler böyle demek ki. Bu arada Haluk Levent e, sert tepki göstermiş. Kötülüğün vücut bulmuş hali diye neden demiş bu cümleleri kurmuş. İsrail Başkanı Netanyahu'nun ABD kongresi e, üyeleri tarafından ayakta alkışlanmasına ser, sert tepki göstermiş. Hakikaten bu da ne manayla bir savaş savaş suçlusunun ya da ne bileyim bir e, onca e, masum insan ölmüş, sivil ölmüş, çocuklar ölmüş. Böyle bir durumda buna sebep olan birisinin ayakta alkışlanacak nesi var yani? Hakikaten dünyada şirazesi kaymış bir Tuhaflık var, bir gözü dönmüşlük var yani. Yerden göğe kadar katılıyorum ee, söylemlerine. Bakalım neler söylemiş. Kurucusu oldu, Ahbap Derneği ile birçok... Ay ne kadar yardımsever. Bir kere Haluk Levent çok seviyorum ya. Muhteşem bir adam öyle değil mi? Neler söylemiş bakalım. Ee, Gazze'ye yardım ile uzatan Levent... Haluk Levent Twitter hesabından Amerika'ya seslenmiş. Müslüman, Hristiyan fark etmeden tüm az gelişmiş ülkelerin halklarına son 70 yıllık tarihi Amerika'ya öfkeyle geçmiştir. ABD'nin hiç suçu olmayan bir konuda bile e, suçu direkt ABD'ye bırakılacak komple teorileriyle e, kapatılırdı. ABD bu algıyı silmek için çok çaba sarf etti. Hollywood filmleri, insan hakları ve kahramanlık destanları yazdıran milyar dolarlar harcadı. Ama şimdi. Şimdi bu 18 saniyelik video 70 yıllık algının çok daha fazlasını üretecek tüm dünyada. Kötülüğün vücut bulmuş hali ayakta alkışlayan Amerika. Mazlumları 35 bin bebeğin gözünü kırpmadan öldüren bir insanlık düşmanını ayakta alkışlayan Amerika. Çok değil 15-20 yıl sonra Netanyahu'nun tutuklanması için o kadar yaşayacak mı bir de 15-20 yıl bu adam? tutuklanması için konuşturacak olan Amerika ve uzun vadede sonunu sonu bu görüntüleri getirecek ABD'nin lanet olsun sana temsilciler meclisi diye isyan etmiş ve neyi alkışladınız? Sanki bir buluş veya bir Nobel ödülü veya insanlığı kurtaracak bir hamlede mi bulundu? Yani Savaş başlatan, masumları öldüren birisi neden ayakta alkışlanır? Bu ne gözü dönmüşlüktür ayol? Bu ne fütursuzluktur? Bunun ne demokraside, ne insan haklarında ya da insan kelimesinin geçtiği hiçbir yere koyamayız. Gerçekten bir utanç tablosuydu. Kılıyoruz, ne diyelim lanetliyoruz. Söylenecek çok şey var da ne diyebiliriz? Yani hakikaten çok ıı, üzücü bu ıı, ölen çocukların vebali onların boyunu olsun yani. Yani onun bedelini ödemeden ne bu dünyada ne öbür dünyada huzur bulmasınlar. Başka da yani o parçalanmış çocuk cesetleri, bedenlerini gören hangi insan bunu söylemez? Kahrolsunlar ne diyeyim bilmiyorum ki. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sizin de yüreğinizi karartmak istemiyorum ama bunlar da hayatın gerçekleri ve yaşananlar. Ay canım benim. Selin Dionla ilgili bir haber var. Arkadaşlar, ölmeden önce son kez bile olsa demişti, büyük hasret bitti ve Selin Dion arkadaşlar şarkı söyledi hastalığından sonra çünkü ara vermişti ve bakalım bir şeyler de paylaşmış sosyal medyasında neler söylemiş Selin Dion'un bu gece Paris 2024 açılış töreninde Olimpiyatların performans sergilemekten. Onur duyuyorum demiş ve en sevdiğim şehirlerden birine geri dönmekten e, mutluluk duyuyorum. En çok da fedakarlık ve kararlılık, acı ve azim hikayeleriyle bu harika sporcuları kutlamaktan çok mutluyum. Hepiniz hayallerinize o kadar odaklanmışsınız ki eve bir madalya alıp götürmeyin. Umarım burada olmak sizin için gerçekleştiği anlamına gelir. Hepiniz çok gurur duymalısınız. En iyinin en iyisi olmak için ne kadar çalıştığınızı biliyoruz odaklanın devam edin kalbinizin sesini dinleyin Selin Dion. Gösteri dünyasında bazı ünlülerin azmin, cesaretin, başarının en kötü olaylara bile korkusuzca savaşmanın simgesi haline gelen, bazen büyük bir acıya inanılmaz bir güçle dayanıyorlar. Bazen de kesin tedavisi mümkün olmayan hastalıklara meydan okuyorlar. Selin Dion'un da böyle bir rahatsızlığı varmış zannedersem arkadaşlar ve o rahatsızlığı kaslarının erimesi nedeniyle ses tellerinde de sorunlar oluştuğu için e, maalesef müziği bırakmak zorunda kalmış. Ve uzunca bir aradan sonra da işte Paris Olimpiyatları'nın açılışında selin e, Dion konser vermiş ve herkes ağlamış. Sevenleri ağlamış. O kadar da güzel söyledi ki sesinin performansından da hiçbir şey kaybetmemiş. Canım benim yani... Güçlü insanlar, hayata tutunan insanlar, mücadeleci insanlar tabii ki pes etmiyorlar arkadaşlar. Bazen çok güçlü görünen bir hastalığı yenen de bazen ne bileyim aşılması güç bir engeli aşan insan da hayattaki duruşlarıyla kararlılıklarıyla milyonlara kitlelere örnek oluyorlar diye düşünüyorum. O da güzel bir e, simge durumunda şu anda. Çünkü hastalığına rağmen e, dimdik ayakta mücadele ediyor. Bu arada NASA Mars'ta milyonlarca yıl önce yaşanmış yaşam formu bulunduğunu duyurmuş. Yani yavaş yavaş ufaktan ufaktan biz tanışacağız uzaylılarla. 2028 diyen var. Hatta 2025 diyen var. Yani çok yakın bir zamanda artık iletişimin kurulduğunun da sinyalleri gelecek diye düşünüyorum. Bu sonsuz evrende yalnız olmadığımız zaten muhakkak ama nedense belki de iletişim kurmamız istenmiyor e, bir şekilde. Belki insanlık bilinci buna hazır değil. Ama ufak ufak bunların sinyalleri veriliyor. E, dua edelim de gelenler de bizim yöneticilerimiz kadar kötü olmasın. <laughs> bizim e, baş edemediğimiz sorunları aşmak için yok etmek içgüdümüz gibi eğer onlarda da bir yok etme içgüdüsü varsa yandık ki vay gülüm keten elva hiç şansımız yok diye düşünüyorum. Çünkü biz nasıl üstesinden gelemediğimiz sorunlarda bakın Ayakta alkışlanıyor. Savaşla yok etmeye çalışıyoruz. Ya da bakın hayvanları kitlesel ölümle yok etmeye çalışıyoruz. 3-5 tanesi saldırgan diye. Yani e, dua edelim de gelecek olanlar bizim bilinç düzeyimizin çok çok ötesinde üstün varlıklar olsun. Yoksa saldırgan, e, savaşçı bir de gelişmiş varlıklarsa maçtık arkadaşlar. Bakalım dünyayı nasıl anlayacağız. E, Enteresan olaylar bekliyor. İnanın e, koltuklarınıza yaslanın, kemerlerinizi takın ve 2030'a kadar olacakları e, bir film gibi, bir sinema sahnesindeki film gibi izleyin. Şu anda bile başladı. İnsanlar birbirine bileyli, birbirine saldırgan e, farkında mısınız? Metroda, otobüste bir tahammülsüzlük. Bakın başka bir ülkeden geliyor, burada posta koyuyor veya ne bileyim işte bugün gene gördüm sosyal medyada Esenyurt'ta durup dururken kafede millet masaların üstünde sandalyeler, bardaklar havada uçuşuyor güpe gündüz. Yani nedir bu öfke, nedir bu saldırganlık farkında mısınız? Şiddet ve saldırganlık insanlar arasında artıyor. Yani durduk yere e, nedeni ne oldu bilinmiyor ama çatır çutur güpe gündüz bir kafede olay çıkıyor ve Esen, nedense de bu Esenyurt'ta çıkıyor hep bu olaylar. Yani şeyin Teksas'ı gibi bir şey yani İstanbul'un bu enteresan bir semte dö döndük ki biliyorsunuz yabancı nüfusun da çok yoğun olduğu yerlerden. Yani küçük bir Türkiye olarak düşünebiliriz. Bu kadar yabancı ve bu kadar e, farklı e, coğrafyanın insanını bir araya toplarsanız, demografik yapıyı bozarsanız olacakları oturur bu şekilde izlersiniz. Şiddet de olur, kavga da olur, gürültü de olur diye düşünenlerdenim. Hadi güzel haberler de verelim canım benim. Güzel şeyler de oluyor. Karsu biliyorsunuz, Kına da yaptı, düğün de yaptı. Hollandalı sevgilisiyle evlendi ve videolu görüntüler de geldi. Annesiyle olan hikayesini anlatıyor ve düğün istemediğini, sade bir şeyler yapacağını düşündü ama annesinin şatafatlı bir düğün, Kına, hepsini istediğini söyledi ve hepsini de yapmış. Ee, bir aile düğünü olduğunu son derece eğlendiklerini anlatırken uslu bu. Aynı Meryem de hissettiğim doğallık ve e, temizlik ve saflık geçiyor bu kızda da bana. Ee, böyle ne bileyim konuşmasının sempatikliği, hafif de Türkçesindeki o aksan bozukluğu inanılmaz tatlı ve inanılmaz da bir o kadar da güzel geçiyor bana. Mutluluklar diliyorum Karsu'ya. Başarılı bir müzisyen, başarılı bir şarkıcı. Yolu açık olsun. Ee, evliliğinde de mutluluklar diliyorum dedikten sonra yola yine devam ediyoruz. Bakalım enteresan konularımız. Bu arada Sinem Koba hayranı olduğum e, Mabel Matiz konserine gitmiş. E, yakın dostu Ebru Şahin ile birlikte Mabel Matiz'i dinlemişler. E, yani insanlar bakın ne enteresan değil mi? Bir tarafta ölüm, bir tarafta konser, bir tarafta sevgi, bir tarafta aşk, bir tarafta kaos, bir tarafta savaş. Yani insanoğlu şöyle e, yüce yaratan, yukarıdan izlediğinde bir tarafta ağlayan, bir tarafta gülen, bir tarafta eğlenen, bir tarafta yani ne kadar enteresan bir dünyada yaşıyoruz. Gerçekten sim, simülatif dünyanın içerisinde her şey bir kurgu bence ve biz bu kurgunun içerisinde kısacık ömrümüzle, o kadar gereksiz şeylere takılıp o kadar gereksiz e, acılara tutunup belki de saçma sapan uzamaması gereken konuları uzatıyoruz ki e, bir gün yok olup gideceğiz ya. Eni konu çok değil yani 70-80 yıl kaldığımız bu dünyada. Çok da abartıyoruz. Kız gene gözüme saç geldi ayol. Ay kısa saçlarımı böyle boğalsım geliyor. Eskiden salık saç pek severdim. Artık bana batıyor rahatsız oluyorum ayol yani kullanamıyorum salık saç böyle bir yola kendimi yolasım geliyor bu arada Hande Yener ilginç sözleriyle konuşuluyor e, valla güzel para kazanıyorlar konserden konsere gidiyor Hande Yener ve tebrik edelim e, biliyorsunuz geçen de konuşmuştuk evlenmeyin diyor ben o hatayı 30 yıl önce yaptım siz yapmayın diye e, bu arada yaşlanmasını da durdurduğunu söylüyor e, bu cilt düzelecek, bu vücut düzelecek diye diye kendimi eğittim. 30-40 yıl daha giderim diye. İnanın eğer ki kendinizi ve bilinçaltınızı e, kodlarsanız yaşlanmanızı da durdurabilirsiniz. Yavaşlatabilirsiniz. Tabii ki fizyolojik olarak bedenlerimiz bu dünyada geçici, yıpranan ve sonunda yok olan e, varlıklarız. O yüzden de e, kaliteli bir ömür sürmek için kaliteli bir bilinçaltına, kaliteli bir zihin dünyasına da sahip olmamız gerekiyor. Mümkün mertebe, yapabildiğimiz kadar negatif olaylardan, kötü düşüncelerden, modumuzu düşüren düşüncelerden uzak olmamız gerektiğini ben de düşünüyorum. Ben de kendimi aynaya baktığımda başkaları için değil, kendim için aynaya baktığımda beğendiğim, gördüğümle mutlu olduğum biri olarak kalmak istiyorum. Hayatımın ileriki evrelerinde de dedikten sonra bakalım. E, yolculuğumuzda kimler kimler var. Şöyle bir gözden geçiriyorum. Gerçekten Safiye Soyman'ı şimdi tekrar resmini görüncesi içim bir cız etmedi değil. Bu arada Neslihan Atagül sosyal medyasından e, ne demiş? 2B sınıfından Neslihan arkadaşımız motor becerilerini geliştiriyor diye bir paylaşıda bulunmuş. Kadir Doğulu da e, esprili bir dille merhaba 2B'den Neslihan e, ben de 4D'den Kadi, Kadi, Kadir değil Kadi senden hoşlanıyorum benimle çıkar mısın? Evet mi hayır mı diye. <laughs> Sosyal medyada üzerinden mi cilveleşiyorlar artık? E, onun da hayatının altından ne büyük Dram çıktı değil mi? Bir baba sevgisizliği, bir aile sevgisizliği ve o sevgisizliğin getirmiş olduğu e, ne derler travmalarla dolu e, bir hikaye, bir çocukluk. E, Neslihan Atagül belki de e, Kadir Doğulu'ya sıkı sıkıya tutunmasının e, nedenlerinden biri de bu olabilir mi? Yani belki de o yüzden yuvasına bu kadar bağlı. Allah'ta Allah da bozmasın ne diyelim çok da uzun süredir birlikteler neden çocuk yapmıyorlar acaba değil mi? 7 yıl mı oldu? Yani bence çok da ileriki yaşa bırakmadan bebekleri olur. İnşallah mutlu olsunlar ya. Bakın Ebru Gündeş eğer bu cümleyi kurduktan sonra şimdi tekrar Ebru Gündeş'e döndüm ama e, iyi ki diye yazıp resim paylaştıktan sonra Eylül'de boşalırsa çok madar olur. Öyle değil mi? Yani sadece magazincileri ee, cevap vermek için atılmış bir mesaj ya da paylaşılmış bir resim olarak kalır. Ee, e de ne kaldı? Şurada zaten Temmuz çıktı. Şeyin iddiasına göre Eylül gibi dava açacağı, mahkeme açacağını söylüyordu Pınar Eliçe Ya bu magazinciler de bir yerden bir şeyler duymadan da e, konuşmazlar. Onlar diyene kadar gerçekten de düğünden sonra bir, bir kare resim paylaşmadılar. E şimdi e, magazinciler konuşuyor ayrılık haberleri ayyuka çıktı diye mi? Resim paylaşıyorlar. Bu da şey gibi oluyor yani hani yo işte sizi yalanlamak için yapıyoruz demek gibi bir şey diye düşünüyorum. Selin Ciğerci ile e, sevgilisi boşandığı eski eşi e, neydi çocuğun ismi gelmez şimdi aklıma. Tekrar barışacaklarmış kızları. E, Saadet neydi bilmem. Çıra. Gökhan Çıra mıydı neydi çocuğun? Ay gelmez şimdi ismi biliyorsunuz isim hafızam sıfır yeniden hayranları da bir araya gelmelerini istiyormuş. Hakikaten onlar da çok enteresan. Birlikteyken daha popülerdiler. Yani bazı ilişkiler de işlerine de yansıyor. Ayrıldıktan sonra ikisinin de hayatı bir düzene girmedi. Selin Ciğerci'nin yanlış denemeleri oldu. Gökhan Çıra mıydı? Neyse onun işte böyle bir evlilik, mevlilik olmadı, yürütemediler. Yani neyse ayrıldıktan sonra bir türlü özel hayatlarında mutlu olamadılar. Belki tekrar bir araya gelirler mi? Bilemiyorum ama Onlarla ilgili de böyle bir şey var. Yani herkes mutlu olsun diyeceğim ama gerçekten mutlu olmanın çok zor olduğu bir dünyada yaşıyoruz artık. Yani sadece kendi içsel dünyamızda değil, çevresel faktörler de bizi mutsuz etmeye son derece elverişli, savaş, kaos, kavga, stres. Demek ki gökyüzünde negatif enerjiler çok yoğun diye düşünüyorum. Ne diyelim? iyi bir dünya, güzel bir dünya, e, sorunların olmadığı, doğanın bozulmadığı, hiçbir türün e, keyfi bir şekilde yok edilmediği, herkesin yaşam hakkına saygı duyulduğu, hele insanların birbirine saygı duyduğu, birbirini üzmediği bir dünya diliyorum. Bugünlük de savaşınızdan bu kadar. Yarının farklı konularıyla görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. E beni buraya kadar izlediniz. E ne duruyorsunuz? patlatıyorsunuz like'ınızı. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Yarın görüşene dek hoşçakalın.